Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli arkadaşlar, İnşallah bundan sonra kanalımızda Kur'an-ı Azimüşşan'ı en kısa zamanda en güzel şekilde öğreneceğiz. Nasıl olacak diye hemen soruyorsunuz değil mi? En kısa zamanda nasıl öğreneceğiz? Sabırla, sabredeceğiz. Çünkü şu içinde bulunduğumuz zaman bunun için çok büyük bir fırsat. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten bütün dünya sıkıntı içinde. Biz de evlerimizdeyiz. Evde kal çağrılarına uyarak hepimiz evlerimizdeyiz. Birçoklarımız iş yerlerini kapatmış, dışarıyla irtibatını kesmiş, hemen hemen günün bütün zamanını evinde geçiriyor ailesiyle. Biz de aynı şekilde. Birbirimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşününce, elzem olan bir şey ki bugüne kadar belki öğrenemedik yüce kitabımızı. İnşallah bu da bizim için fırsat olur. Bu içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendiririz. En kısa zamanda kitabımızı öğreniriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim şu kitabımız. Tanıma cihetinden biraz bilgimiz olsun. 114 tane sure var bu kitabımızda, Kur'an-ı Kerim. Bakar mısınız şu ayetlerin güzelliğine? Şimdi biz bu güzel ayetleri okuyamıyoruz. Oysa ki bizim ruhumuzla bu Kur'an-ı Kerim arasında çok sıkı bir ilişki var, irtibat var. Bizim Rabbimizi bilmemiz, kulluk yapmamız buna bağlı. Eğer biz kitabımızı bilemezsek hayatımızın hiçbir anlamı olmaz. Bakıyorum özellikle şu zamanda insanlar birçok boş şeylerle uğraşıyor. Ömürlerinin çoğu boş işlerle geçiyor. Fakat İşte bu Kur'an-ı Kerim'e sıra geldiği zaman maalesef okumak isteyenler ya fırsat bulamıyorlar, ya ortam bulamıyorlar, ya hoca bulamıyorlar, ya da zaman bulamıyorlar. Ama şimdi zaman var, öğrenebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim nasıl öğreneceğiz diyorsunuz. Bakın hemen Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresinde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in çok kolay olduğunu beyan ediyor. Yani zor değil, onu ben söylemiyorum. Kamer suresi, bakın Kur'an-ı Kerim'de, hemen söyleyeyim sayfasını da, siz de evlerinizde bakın, 529-28. sayfelerde, bu sure-i celile 4 yerde, bakın Mevla buyuruyor ki, okuyorum, ayet-i kerimeyi وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz diyor Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık, kolay ettik. Düşünülsün, düşünülsün diye diyor, dikkat edin. Yani tefekkür edip düşünmemiz için Kur'an-ı Kerim bize kolay edilmiş. Kolay edilmiş. Düşünecek yok mu diyor Allah'ımız. Dört ayrı ayet-i kerimede aynı surenin içinde defaten Rabbimiz böyle buyuruyor. Demek ki kolay kısacası. Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Zor değil. Bir diğer husus, niye böyle bir şeye başvurdunuz? Hocam şimdiye kadar bir de şu vesile oldu. Annem vesile oldu, annem. Ne alakası var? Şu alaka var. Annem, annelerimize Allah'ım selamet versin. Dünyada olanlara selamet versin. Vefat etmişlere de Rabbim hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Anne ve babalarımıza. Annem 80 yaşına aşkın bir insan. 85 yaşında. Geçenlerde dedi ki oğlum ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum. Ben de şaşırdım tabii. Niye şaşırdım? Yani yaşı bayağı ilerlemiş. 85 yaşına gelmiş. Onun o isteği, azmi, gayreti beni de gayrete getirdi. Baktım ki annem harfleri öğrendi. Çat pat okumaya başladı.
Buradan yola çıkarak 7'den 70'e deniyor ya, 7'den 70'e değil, 80, 90, 100 gider. Nereye kadar? Aklı başındaysa, dili dönüyorsa, kulağı duyuyorsa demek ki öğrenmek mümkündür. Hiç de zorluk yoktur. İnşallah. Kendimi de kısaca tanıtayım. Selami Öngün. İsmim Selami. İstanbul'a doğdum 1968 yılında. Ne işle uğraşıyorsunuz derseniz, eğitim işiyle uğraşıyoruz. Yani birçok insana, yaş grubu muhtelif. Okul öncesi eğitimi 5 yaşından itibaren 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 70 böyle gidiyor. O kadar yaş grubundaki insanlarla böyle Kur'an-ı Kerim eğitimi hususunda hep bir araya geldik. Ama tabi eğitim böyle sanal alemde değil, aile ortamda yapıyorduk. Ve ayrıyetten efendim manevi rehberlik ve değerler eğitimi eğitmeni oluyoruz. Şöyle bir sertifikamız var. Ben size bunu da bir takdim edeyim. Bakın görüyorsunuz. Yalova Üniversitesi'nden gördünüz. Evet. Bu nedir hocam? Bu sertifika ne işe yarar derseniz, bizim maneviyatımızın güçlü olması lazım. O gücü kazanmamız bu kitabımıza bağlı. Onun için söz dönüyor, dolaşıyor, Kur'an-ı Kerim'e geliyor. Kur'an-ı Kerim'i inşallah öğreneceğiz hep birlikte. Ama böyle sıkıcı bir ortamda veyahut da böyle bir sınıf ortamında efendim eğitim sıkıcı olduğu zaman insan pek bir şey alamıyor. Genellikle insanlar başlıyorlar, devamını getiremiyorlar. Ama inşallah bizim bu eğitimimiz uzun soluklu olacak. Yani ne kadar sürecek hocam bu eğitim derseniz, Allah ömür verdiği müddetçe, imkan bulduğumuz müddetçe Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğreneceğiz, tecvid öğreneceğiz, ezberlememiz gereken sureleri ezberleyeceğiz birlikte. Sonra başından başlayacağız Fatiha suresinden. Bu 114 tane sureyi hep birlikte okuyacağız. Ama ne kadar zaman alacak? Allah bilir ne kadar zaman alacak. Uzun bir süreç olur. Ama böyle kısa kısa sıkmadan ilk önce özel bir metotla Kur'an-ı Kerim'in harflerini ezberleyeceğiz, tanıyacağız. Harfleri tanıyınca zaten yarı yarıya işi hallettik demektir. Harfleri tanımak, Kur'an-ı Kerim'i okumak için yarı yarıya bir mesafe aldık demektir. Onun peşi sıra derslerimiz devam edecek. En fazla bir haftada, 10 günde çok rahat bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e geçeceğiz inşallah. Tecvidiyle, talimiyle. Sonra ileriki aşamalara sizler de sorular soracaksınız, muhabbetler edeceğiz, farklı ortamlarda bulunacağız. Daha değişik ortamlarda yine eğitimimizi sürdüreceğiz. Biraz daha efendim sıkıcı olmaktan çıkarmaya çalışacağız. Özellikle bu bölümümüz tanıtımla alakalı oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne kadar kıymetli bir kitap, bizim için ne kadar önemli olduğunu biraz daha idrak etmemiz lazım. O yüzden Peygamberimizin bir sözüyle bugünkü bu programı tamamlayalım. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, hayrukum, sizin en hayırlınız. Hayırlı olmak istemez miyiz? Hem de en hayırlı. Men öyle kimsedir ki teallemel Kur'an. Kur'an'ı öğreneniz en hayırlıdır. Bitmedi. Ve allemehu, onu öğreteniniz buyuruyor. Hem öğreneceğiz hem öğreteceğiz. Bu vesileyle daha geniş kitlelere hitap edeceğiz inşallah. Birçok Müslümanın Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesine vesile olmaya çalışacağız. Sizler de öğrendikten sonra çevrenizdeki Müslümanlara inşallah bu güzel Kur'an-ı Kerim'i, bu yüce kitabımızı öğreteceksiniz. Allah-u Teala şimdiden cümlemizi muvaffak eylesin. İnşallah bundan sonraki derslerde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.